Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz testağîthûne rabbeküm festecâbe leküm enni mümiddüküm bi elfin minel melâiketi murdifin. Sure Enfal ayet 9. Enfal suresinde Müslümanlar ganimeti problem edince Bedir Savaşı'ndan sonra onu Efendimiz'e arz ettiler ve ne olacak bu ganimetler dediler. Cevap Rabbimizden geldi ve Enfal suresi nazil oldu. Ve Enfal suresiyle Rabbimiz Bedir Savaşı'nı anlattı. Bedir Savaşı'nın sonunda ganimetlerin kime ait olacağını da bildirdi yasa olarak. Ve ayrıca esirlerle ilgili konular ve savaşın etrafında kapsamındaki diğer konular da bu surede gündeme gelmiş oldu. Hem bu surede en güzel bir savaş anlatımına şahit oluyoruz ve hem de Rabbimiz bize bu ayetlerle hidayet ediyor ve imanımızı artırıyor kendi izniyle, kendi lütfuyla. İz testağîthûne rabbeküm. Hatırlayın ey Müslümanlar. Siz Rabbinize yalvarıp yakarıyordunuz. Aman ya Rabbi diyordunuz. Biz azız, biz güçsüzüz. Bu Mekkeli müşrikler ordusuna karşı biz nasıl çıkacağız diyordunuz. Festecâbe leküm. Rabbiniz size cevap verdi yalvarış yakarışınıza karşılık. Dedi ki enni mümiddüküm bi elfin minel melâiketi murdifin. Ard ardına peş peşine gelen 1000 tane melekle ben size yardım edeceğim. Allahu Ekber. Evet, Müslümanlar 300 küsür kişiyle savaşa çıkıyorlar. Kafirlerin sayısı 1000'e yakın. Ama işte bir anda 1000 tane melek Rabbimizin yardımıyla Müslümanlarla beraber kafirlere karşı savaşacak. Ha sakın ha sakın zaferin, yardımın, gücün, kuvvetin meleklerde olduğunu zannetmeyin. Sure Enfal ayet 10. Ve ma cealehu Allahu illa büşra. Bu ancak Allah'tan bir müjdedir. Ve li tatmeinne bihi kulubukum ve kalpleriniz mutmain olsun diye. Yani yanı başınızda 1000 tane melekle beraber daha iyi savaşasınız diye. Ya değilse ve men nasru illa min indillah. Zafer yardım Allah'tandır, Allah katındandır. İnna Allahe azizün hakim. Allah azizdir. Hiç melek göndermeden ve hiçbir mümini savaşa sokmadan da kafirleri yok edebilir. Onlardan intikam alabilir. Allah hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sizi savaşa sokmadan da sizi şereflendirir ve hükmü geçerlidir. Ama bu çağın, bu hayatın, bu dünyanın yasası böyle. Artık bundan sonra güçlendiniz. Medine'desiniz. Ve savaşacak güçtesiniz. Ve sizi savaşa soktum. Ama yine yalnız bırakmıyorum. Ve ben sizi yine destekliyorum. Ayrıca işte kalbiniz mutmain olsun, rahatlasın diye de 1000 tane meleği gönderdim diyor Rabbimiz Teala Enfal 10'da. Sure Enfal ayet 11. İz yuvaşşikümün nuase emeneten minhü. O savaşta sizi Allahu Teala kendisinden bir emniyetle tamamen bürüdü, kapladı. Yani Rabbim bir rahatlık verdi, bir uyku verdi, bir güzellik verdi. Ve gerçekten savaşta kişinin uyuklaması onun kalbinin arınmasına ya da şerhine açılmasına sebep oluyor. Ve yunezzilu aleyküm mine semai maen ve size gökten de yağmur indirdi, su indirdi. Li yutahhiraküm bi onunla sizi temizlemek için. Ve bunu zikretmesinin nedeni de şudur. Tarihi olayları Kur'an'ı okurken Efendimizin sünnetinden, hadislerinden ve sahabenin rivayetlerinden de faydalanmak zorunda kalıyoruz. Ve Müslümanlar bir yere yerleştiler Bedir'de. Su yoktu.
O gece kimileri cünüp oldu, gusletmek zorunda kaldılar. Suda bulamadılar. Bu sefer şeytan vesvese vermeye başladı. Siz Allah'ın sevdiği kullar olsaydınız susuz kalmazdınız. Böyle cünüp kalmazdınız diye vesvese verdi. Rabbimiz Teala onlara güzel bir uyku, sonra yani onları rahatlatacak bir durum. Sonra gökten indirdiği yağmur ve tertemiz oldular. Guslettiler, abdest aldılar, namazlarını kıldılar. Ve irtibe anküm rizze şeytan. Böylece şeytanın kötülüğünü Müslümanlardan giderdi. Ve liyarbite ala kulübüküm, kalpleriniz sağlamlaştı. Daha da kendinize, Rabbinize iman etmeniz konusunda yol açıldı ve imanınız arttı. Ve yusebbite bihil akdam, yağmurun yağmasıyla hem kalbinizdeki imanın artmasıyla kalbiniz sağlamlaştı, ayaklarınız sağlamlaştı. Ama ayrıca yağmurun yağmasıyla da o kumsal alan pekişti ve daha sağlam durdunuz, sağlam bir şekilde savaşa girmiş oldunuz Allah'ın izniyle. Sure Enfal ayet 12. İz yuhi rabbuki ilel melaike, Rabbin meleklere vahy ediyordu. Bak onu da iyi öğrenin. Onu da iyi bilin. Demek ki Rabbimiz Teala savaşa gönderdiği meleklere şöyle vahy etti. Enni ma'aküm, ey meleklerim ben sizinle beraberim. Devam edin yolunuza. Fethebbitüllezine amenu, iman edenleri sağlamlaştırın. Ayaklarını sağlamlaştırın, savaştan kaçmasınlar. Kalplerini sağlamlaştırın, Allah'a güvenleri sarsılmasın. Seülki fi kulubillezine keferur rübe, kafirlerin kalplerine de korkuyu ilka edeceğiz. Kafirler korkacaklar, çekinecekler. Sayısal olarak çok olmalarına rağmen zaten hemen meleklerin gelmesiyle azınlığa düştüler. Zaten Allah'ın desteğiyle hep azınlıktalar da bir de Rabbim kalplerine korku verecek. Eyvah diyecekler, biz niye geldik buraya? Ve ey meleklerim, fadribu fevkal anak, o kafirlerin boyunlarının üzerine vurun. Fadribu minhum külle benan, ve parmak uçlarına da vurun. Yani ellerini de kesin, boyunlarını da kesin, gidecekler olan gitsin ve savaşa bizzat girin ve ben sizinle beraberim ve mümin kullarıma yardım edin diyordu Rabbimiz Teala. Niye böyle bunların boynunu kırıyor Rabbim? Niye bunları öldürüyor? Yani 13 yıl, 15 yıl bunlara mühlet vermişti, bunlara hayat hakkı tanımıştı, bunlara fırsat vermişti. Şimdi ise Sure Enfal ayet 13. Zalik bi ennehum şakullah ve rasule. Çünkü bunlar Allah ve Resulüne karşı geldiler, isyan ettiler, dönmeyi de hiç düşünmediler ve hatta şu anda buraya gelmelerinin sebebi de ellerinden gelse, imkanları olsa Peygamber Aleyhisselam ve bütün Müslümanları ve bütün Medine'yi bitirmekti. İşte bundan dolayı Allahu Teala bu savaşı burada gerçekleştirdi. Meleklerini gönderdi ve Müslümanlara galibiyet verdi. Ve men yuşakikillâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, fe innallâhe şedîdül ikab, bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah azabı indirir, cezayı verir ve işte Mekkelileri ve müşrikleri yenilgiye uğratır. Sure Enfal ayet 14. Zalikum, işte böyle. Fezukuhu, hadi tadın bakalım. Onu tadın. Ve enne lil kafirine azaben nar, ve kafirlere şiddetli bir azap var. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte savaş, işte karşılaşma ve işte sonuç. Ve kafirler 70 tanesi öldü ve cehenneme. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve Sure Enfal ayet 15. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İzâ lâkîtumullezine keferu zahfen, felâ tüvellûhumul edbar. Ve bundan sonraki hayat yine savaşlar ve savaş devam edecek ve bitmeyecek. Kıyamete kadar da devam edecek bu savaş. Ve iman edenlere diyor ki Allahu Teala, ey iman edenler, kafirlerle
bir grup halinde bir yerde karşılaştığınız zaman sakın ha sakın gerisin geriye dönmeyin. Kafirlerle savaş alanında karşılaştınız mı gerisin geriye dönmeyin. Yani savaştan kaçmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaştan kaçmayı büyük günahlardan sayar. Sure Enfal ayet 16. Ve men yuvellihim yevme edin düburahu illa. Kim o gün savaşta kafirlerle karşı karşıya kalmış, kaldığı bir savaşta gerisin geriye kaçarsa yalnız şu durumlar hariç savaş alanını şu durumlarda terk edebilir. Müteharrifen li kitalin bir savaş taktiği olarak yani düşmanlarını araya alıp sıkıştırıp böylece yenilgiye uğratmayı hedefleyerek olursa geriye çekilebilir. Ev mütehayyizen ilafiyetin yahut bir başka birliğe katılmak üzere savaştan çekilebilir. O ayrı. Ama kim bu iki özellik olmadan, savaş taktiği olmadan ve bir başka birliğe katılma hedefi olmadan kim savaştan kaçarsa fekad ba'e bi gadabin minallah, Allah'tan bir gazaba uğramış demektir. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve mevahu cehennem ve onun sığınağı barınağı cehennemdir. Ve bi'sel masir, o cehennem ise ne kötü bir gidiş yeri. Cehennem gidilecek yer değil. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure Enfal ayet 17. Felem taktuluhum velakin Allah'a katelehum. Ey Müslümanlar, ey Bedir zaferini kazananlar, ey bu savaşta ganimet elde edenler ve bu savaşta 70 tane Mekkeli kafiri müşriği öldürenler, onları siz öldürmediniz. Felem taktuluhum velakin Allah'a katelehum. Lakin onları Allah öldürdü. Ve ma rameyte, ve Muhammed Aleyhisselam savaştan önce de bir avuç kum aldı ve onu kafirler üzerine attı. Onu diyor Rabbim. Ve ma rameyte iz rameyte, attığın zaman da sen atmadın ey Resulüm. Ve lakin Allah'a rama, lakin onu Allah attı. Ve liyubliyel müminine minhu belâen hasene. Böylece Allah müminlere güzel bir fırsat verdi. Yani savaşı Rabbiniz kazandı. O öldürdü. O onları yenilgiye uğrattı. Ama sizi de savaşa getirdi. Siz de savaşa girdiniz. Ve böylece savaşı siz kazanmış oldunuz. Ve başarılı olan siz olmuş oldunuz. Ama esas başarı, esas zafer, esas yardım Allah'tan. İnnallâhe semîun alîm. Allah işitendir. Allah bilendir. O ana kadar da zaten Müslümanları hazırlayan Allah'tı. O ana kadar koruyan Allah'tı. Savaşa sevk eden de Allah'tı. 15 yıldır hazırlayan Allah olduğu gibi o gün Medine'den savaşa Müslümanları sevk eden de Allah'tı. Ve melekleri indirip Müslümanları meleklerle destekleyip Müslümanlara zafer ve galibiyet veren de Allah'tır. O galibiyet, zafer vermeseydi kim nerede zafer ve ganimet ve galibiyet bulacaktı ki? İşte böyle sure Enfal ayet 18. Zalikum ve ennallâhe muhinu kedil kafirin. Allah kafirlerin tuzağını böyle boşa çıkartır. Allah kafirlerin tuzağını boşa çıkartıverdi. Küçük düşürdü onları. Aşağıladı. Bitirdi. Halbuki onlar ne kadar da şımarıkça, ne kadarca böbürlene böbürlene, büyüklene büyüklene Mekke'den çıkmışlardı. Sure Enfal ayet 19. İn testeftihu. Şimdi onlara seslenir. Fetih istiyordunuz. Ey kafirler, ey Mekkeliler. Zafer istiyordunuz.
Allah'ın aranızda hüküm vermesini istiyordunuz. İki taraftan hangisi galipse, iki taraftan hangisi haklı ise onun o tarafın galip gelmesini istiyordunuz. Mekkeliler savaşa çıkmadan önce Kabe'ye asıldılar, dua ettiler Allah'a. Dediler ki ya Rabbi, bu iki taraftan hangimiz haklıysa onlara galibiyet ver demiştiniz. Ve kendiniz galibiyet istiyordunuz ve kendiniz Allah'ın hükmünün gelmesini istiyordunuz artık. İşte fekad ca'ekumul fetih. İşte fetih geldi. İşte Allah'ın hükmü geldi. Ve işte galibiyet geldi. Ama size değil, Müslümanlara. Demek ki onlar haklıymış. Demek ki Müslümanlar hak yoldaymış. Ve intentehu, ey Mekkeliler, ey Mekkeli müşrikler, Kureyşler ve ey dünyalılar. Ve intentehu, artık bundan sonra vazgeçerseniz Allah'la, Resul'le ve Müslümanlarla savaştan, fehve hayrun leküm, bu sizin için hayırlı. Ve gidenler gitti. Ama bakınız, siz hala hayata devam ediyorsunuz. Geliniz aklınızı başınıza alın. Vazgeçin bu savaştan, vazgeçin bu sevdadan. Allah yenilgiye uğratılmaz. Allah'ı yenemezsiniz, Allah'a karşı galip gelemezsiniz. Allah'a üstün olamazsınız. Gelin vazgeçin Allah'la savaşmaktan ve Peygamber, Resul ve Müslümanlarla savaşmaktan. Fehüve hayrun leküm, bu sizin için hayırlı. Ve in teudu, ama tekrar savaşa dönerseniz neud ve biz de döneriz. Ve biz de savaşa devam ederiz sizinle. Allahu Ekber. Rabbim savaşta devam ediyor. Velen tuniye anküm fiyetüküm şeyen velev keturat. Çok olsa da sizin çokluğunuz, gücünüz, kuvvetiniz, ordularınız size fayda vermeyecek. Çünkü çokluğunuz da benden, güç ve kuvvetiniz de benden. Ve ennallâhe me'al müminin, Allah müminlerle beraberdir. Ve siz ey Mekkeliler ve ey dünyalılar, siz çokluğunuza güveniyorsunuz. Biz çoğuz diyorsunuz. Biz güçlüyüz diyorsunuz. Ama unutmayın ki sizi çok yapan da Allah'tır. Size güç ve kuvvet veren de Allah'tır. Ve Allah'la savaşmanın sonunda size galibiyet yok. Ve Allah müminlerle beraberdir. Ve galip her taraf her zaman müminler olacaktır. Sure Enfal ayet 20. Ey büyük Rabbim, ne güzel anlatıyor. Bir o taraftan, bir bu taraftan, bir Mekke'den, bir Medine'den, bir kafirlerden, bir Müslümanlardan. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiyullâhe ve rasûlehu, Allah'a itaat ediniz, Resul'e itaat ediniz, ve lâ tevellev anhu ve entüm tesmeûn, işitir olduğunuz halde, Allah'a ve peygambere kulak verir olduğunuz halde, Allah'ın kitabını, peygamberin sözlerini işitir olduğunuz halde, dönmeyin, yüz çevirmeyin, İslam'dan vazgeçmeyin. Allah yolundan uzaklaşmayın. Allah size galibiyet, üstünlük, yücelik verdi ve bundan sonra da verecek. Ama şımarmayın, yanlış yola gitmeyin. Vela tekunu, sure Enfal ayet 21. Vela tekunu kellezine kalu semina ve hum la ismaun. İşitmedikleri halde, Allah'a ve peygambere kulak vermedikleri halde, kendilerince bir dünya hayatı yaşadıkları halde işittik diyenler gibi olmayın. Yani bir anlamda münafıklar ve müşrikler gündeme getirilerek diyor ki Rabbim, Müslümanlara bak, onlar gibi olmayın. Bütün varlığınızı, bütün kalbinizi, bütün gözünüzü, bütün kulağınızı açın. Allah ve Resulü ne diyorsa onu kabul edin. İman edin, gündeme getirin ve o doğrultuda bir hayat yaşayın ve samimi olun. Unutmayın ki sure Enfal ayet 22. İnne şerrad devabbi indallah. Allah katında debelenen varlıkların en şerlisi, Allah katında debelenen varlıkların en şerlisi, es-summul bukmul lezine la yakilun. Akletmedikleri halde, akıllarını kullanmadıkları halde, akılsız oldukları halde sağır ve dilsiz olanlardır. Ya Rabbi sen bizi koru. Araf'ta bu tip insanların, kafirlerin
Kalpleri var anlamaz, gözleri var görmez, kulakları var işitmez. Onları hayvan gibi, hayır hayır hayvandan daha aşağı kimseler demişti. Burada da debelenen varlıkların, insan ve hayvan cinsinden varlıkların en şerlisi Allah katında. Allah'ın verdiği aklı kullanmayan, aklı vahye teslim etmeyen, kulağını Allah'a ve peygambere açmayan, diliyle de Allah'ın ve Resulünün sözcülüğünü yapmayan kimseler olduğunu söylüyor ki Araf'taki ayetin bir benzeri. Yani bu kadar ceza verilir mi bir insana? Yani görseler bu insanlar, işitseler bu insanlar, akıllarını kullansalar olmaz mı? Rabbim açsa akıllarını, gözlerini, kulaklarını, dillerini. Sure Enfal ayet 23. Velev alimallahu fihim hayran le esmaum. Yani eğer Allah onlarda bir hayır görse onlara işittirirdi. Ama onlarda hayır yok ki. Hayır istemiyorlar ki. Velev esmaum, işittirse bile Allah, onlar işitmemekte diretiyor ya. Onlar kulaklarını tıkıyorlar, gözlerini kapıyorlar. Kalplerinde örtü var diyorlar. Yani böylece kendileri Allah'a ve peygambere karşı direniyorlar ya. Diyor ki Rabbim, hadi ben onlara işittirdim. Yani onların özgürlüğüne, onların iradesine, onların seçim hakkının dışında ben onları zorla dinleyin bu Kur'an'ı, dinleyin bu peygamberi diye Kur'an'ı ve peygamberi işittirmeye zorlasam dahi letevelle yüz çevirirler ve hüm muridun ve Allah'tan da peygamberden de uzaklaşırlar. Yani bunlar kabul etmiyor. Bunlar dinlemiyor. Bunlar istemiyorlar. İstemiyorlarsa da Rabbim diyor ki işte bunlar yeryüzünün en şerlileri. Sure Enfal ayet 24. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman edenler, siz o işitmeyenlere bakmayın. O akletmeyenlere bakmayın. O hakikati gündeme getirmeyenlere bakmayın. Siz istecibu lillahi velir rasul izâ deâküm limâ yuhyiküm. Sizi canlılığa, diriliğe, canlı olmaya, diri olmaya davet ettikleri zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Demek ki bizi diri tutacak, canlı tutacak Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti ve sözleridir. Allah'a itaat etmemiz, Resulüne itaat etmemiz bizi canlı ve diri tutacak. Allah ve Resulüne buyur ya Rabbi, buyur ey Allah'ın Resulü dememiz bizi canlı ve diri tutacak. Ya değilse Allah'tan ve Resulünden gelenleri kabul etmeyenler ölüdürler. Yaşasalar da, kördürler görseler de, sağırdırlar işitseler de, kalpleri olsa da anlamaz, akılsız kimselerdir. Ba'lemu, bilin ki ey iman edenler, ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbi. Allah kişiyle kalbi arasında hakimdir. Aklınızı başınıza alın. Kalbinize hakim Allah'tır. Varlığınıza hakim Allah'tır. O Allah ve peygamberi ne istiyorsa ona evet deyin de kalbinizi de imana Allah açsın, imanınızı çoğalsın, hidayetten mahrum etmesin, İslam'dan, imandan sizi mahrum etmesin. Ve ennehu ileyhi tuhşerun ve dönüşünüz de Allah'adır. Onun huzuruna doğru gidiyorsunuz. Onun huzurunda rezil rüsvay olmak istemiyorsanız, mahcup duruma düşmek istemiyorsanız, gözünüz yerde olmasını istemiyorsanız, şereflice cennete gitmek istiyorsanız Allah'a ve Resulüne icabet edin. Allah ve Resul ne diyorsa onu yaşamaya çalışın. Sure Enfal ayet 25. Vettekû fitneten, bir fitneden sakının ki, bir imtihandan, bir denemeden uzaklaşın ki la tusibennellezine zalemû minküm hâssâ. Sizden sadece zalimlere ulaşmıyor o fitnenin etkisi, o fitnenin belası, o belanın cezası. Herkesi kuşatıyor, herkesi. Genel bir bela, genel bir fitne gelse ne yaparız?
Herkes İslam'dan uzaklaşıyorsa nasıl İslam kalırız? Herkes iffetten, hayadan uzaklaşıyorsa nasıl iffet ve hayalı oluruz? Herkes ahlaktan uzaklaşıyorsa nasıl ahlaksız oluruz, ahlaklı oluruz? Söyleyin. Bunu hatırlatır bu ayette. Yani bazen öyle bir bela verir ki Rabbiniz, öyle bir musibet verir ki hak edersiniz de o zaman verir. İşte o musibet, o belaya düşmemek için Allah'a ve Resulüne yönelin. Allah ve Resulüne icabet edin. Fitne ve belalarla ya Rabbi bizi deneme. Bizi İslam'dan uzaklaştırma. Ya Rabbi bize güzel imtihanlar, güzel yollar aç deyin. Sanki uyarısını alırız. Ve alemu bilin ki ennallâhe şedîdül ikâb. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi. Fitnelerden, belalardan, musibetlerden bizi koru ve bizi azabınla karşı karşıya getirme. Enfal suresi devam ediyor. Enfal suresi Bedir Savaşı'nı anlatıyor ve daha nice konuları biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.